Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda yunus balıklarından hızlı bir şekilde yavru nasıl alınır? Daha doğrusu ciklet balıklarından yavru nasıl alınır ve büyütülür? Bunları size aktaracağım. Videoya başlamadan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin beğenileriniz gerçekten beni motive ediyor. Yeni videolar çekmeyi teşvik ederek daha güzel içerikler planlamayı sağlıyor arkadaşlar kısacası. Bana cüzi de olsa bir maddi destek sağlamak isterseniz de abone ol butonun hemen yan tarafındaki katıl butonunu aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yeni gelişmeler var, bunları size aktaracağım. Daha sonra videomuza geçiş yapacağız. Yeni akvaryumlar yaptırıyorum, siparişi verdim. Yaklaşık 10-15 gün içerisinde akvaryumlar hobihanemize girmiş olacak. Yeni balıklar, balıklarımızı geniş ortamlar, boşta çıkan akvaryumları doldurmak için yepyeni türler gelecek. Yepyeni içeriklerle sizlerle birlikte bu kanalda buluşacağız. Şimdi arkadaşlar videomuzun konusuna gelecek olursak. Yunuslardan, kısacası ciklet türlerinden yavru nasıl alınır? Bunları size anlatacağım. Kısaca herkesin anlayabileceği tarzda bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ciklet dediğimiz türler genelde ciklet türleri büyük balıklar olur. Büyük hacimleri severler. Geniş ortamlarda yaşamayı uygun balıklardır. Bir lepistes gibi, bir canlı doğuran, bir vatoz gibi değildir. İlk önce burada bir anlaşalım. Şimdi balıklardan yumurta ya da yavru almak için ilk önce yapmamız gereken ilk şey akvaryum hacmini olabildiğince büyütmektir. Ne kadar çok büyütürsek o kadar çok alan açılır ve balıklar o kadar rahat ettikçe üreme teşviki artarak balıklarınız yumurtlar. Akvaryumunuz büyük, uygun hacimde ama yine yumurta alamıyorsunuz, yavru alamıyorsunuz. Peki ne yapmanız gerekiyor? İlk önce balığınızın cinsini uygun bir ortam hazırlayın. Eğer saklanmayı çok seviyorsa kayalıkların olduğu bölüm. Bölge edinici bir balıksa ona uygun kayalıklar seçilmeli, kumlar seçilmeli. Özellikle yunus gibi kum almayı, ağzıyla kum alıp püskürtmeyi çok seven balıklar şu şekilde ince silis kumlar tercih etmelisiniz. Eğer silis kum almazsanız büyük taneli kumlar alırsanız balıklarınıza yumurta alırsınız ama çok sağlıklı olacağını söyleyemem. Çünkü bu balıklar ağızlarına yumurta alıp yere tükürmeyi çok severler. Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi uygun ortam. Balığınızı ilk önce bir cinsini öğrenip internetten bir araştırın. Ben ne besliyorum? Hangi su şartlarında, hangi ısı değerlerinde bir balık? Bunları bir araştırın, bunları bir öğrenin. Diyelim yunus. Yunus'tan devam ediyoruz. Yunus büyük bir balıktır arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bayağı heybetli, rengi güzel, büyüklük olarak da büyüyebilen bir balıktır. Cikletler arasında en barışçıl ciklet grubuna girerler. Çok fazla agresif türlerde değildir. Ciklet besleyecekseniz yunus besleyebilirsiniz eğer akvaryumunuz büyükse. En azından bir 200 litrelik bir akvaryum yunus beslemenize olanak sağlar. En azından 200 litre. Daha sonra tabanını silis kum yapacaksınız. İnce silis kum arkadaşlar. Beyaz renkli koydunuz silis kumu. Bu şekilde kayalıklardan bir köprü gibi bir yapı yapmanız gerekiyor. Balıklarınız korktuğunda, saklanmak istediğinde veya çiftleşmek istediğinde bu bölgeyi seçip burada çiftleşeceklerdir. Ekranda görmüş olduğunuz gibi yunusların büyük çoğunluğu bakın kayalıkların altında gizleniyor. Şu an biraz da benden çekindikleri için kendilerini güvende hissettikleri bölgede konu ediniyor. Daha sonra ısı. Çok fazla ısıyı sevmezler yunuslar. Kafa yapıları sebebiyle çok soğuk sularda beslenmeye alışkınlardır. Ben şu an akvaryumda 23-24 derece bandında tutuyorum ısıyı.
Bu da kafa yapmalısını engellemeyen, hatta kafa yapısını büyüten ısı derecesinde oluyor. Ama atıyorum bir sarı prenses gibi, bir beyaz prenses, diğer cikletler gibi balıklarda 26-28 derece aralığında balıklarınızın ısısını tutabilirsiniz. Bunları yaptınız, yine mi yumurtalamadınız? Erkek dişi oranına bakmalısınız. Eğer bir akvaryumda iki erkek varsa, ya bu iki erkekler sürekli kavga ediyorsa, dişilere sıra gelmediğinden dolayı sürekli bir kavga, bir kaos, bir tartışma olacağı için balıklarınızdan yumurta almanız biraz zorlaşacaktır. Eğer akvaryumunuz büyük değilse ve balık sayınız azsa ve erkek sayınız çok fazlaysa, akvaryumda maksimum bir tane erkek olsun. Başka hiçbir erkeği almayın. Sadece bir erkek, en azından 3 dişi, 4 dişi veya 5 dişi koyarak erkeğin dişi sayısını arttırmanız gerekiyor. Bu da çiftleşmek istemeyen dişiler olacaktır ve sürekli erkek bunu kovalayacak, hırpalayacak ve dişinin yorulmasına sebep olacaktır. Bu da dişi sağlığı için çok kötü bir şey. Olabildiğince dişi sayısını arttırmaya özen gösterin ki bir balığınız yumurtlamayacaksa diğer balığınız muhakkak yumurtlayacaktır. Erkek onunla ilgilensin, diğer dişilerle muhatap olmasın, balığı gereksiz yere yormasın diye böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Peki yine yumurtalamadınız, bu sefer ne yapacaksınız? Akvaryumda strese sokabilecek bir unsur var mı? Işık. Eğer çok renkli ışık kullanıyorsanız, çok güçlü ışık kullanıyorsanız ya da akvaryumda çok uğraşıyorsanız, elinizi sokup, kepçe sokup veya cama tıklatmak gibi, yunuslar çok strese girebilen balıklardır. Bakın şu an akvaryumda iki tane yunus streste. Nasıl anlarsınız? Gövdelerinde bakın lacivert lekeler var. Eğer yunuslar stresi altındaysa gövdelerinde bu şekilde lacivert lekeler olur. Bu balıklarınız strestedir. Çok fazla akvaryuma müdahale, hatta hiç müdahale etmeyin. Buradan balıkların stresli olup olmadığını anlayabilirsiniz. Diyelim başka bu dediklerimi hepsini yaptınız. Hepsini uyguladınız. Yine yumurta alamıyorsunuz. İlk ihtimal nedir? Erkekle dişiler uyumsuzdur. Eş tutmamışlardır. Eğer yeni akvaryuma koyduysanız birkaç ay, hatta 4-5 ay yumurta almama ihtimaliniz bile var. Ne olacak? Balıklarınıza müsaade edeceksiniz. Daha sonra balıklarınızın birbirine alışmasını sağlayacaksınız. Eğer hazır koloni almadıysanız bu da uzun bir süre geçebilir. Ben bile aldım. Kaç ay sürdü eş olmasına rağmen, aynı üretimhaneden almama rağmen, eş olmalarına rağmen yaklaşık bir buçuk iki ay sonra yumurta almaya başladım. Şu an hepsi eş, sırayla yumurtluyorlar. Bakın son aldığım yavrular da burada, şöyle görüyorsunuz yumurtaları. Hatta şöyle bir video çekeyim, fotoğrafını da çekeyim. Bunu ekran fotoğrafı olarak koyarım. Benim akvaryumum şöyle. Uzaktan da göstereyim. Şu an ses olabilir. Hava motoru çalışıyor. Yumurtalar burada mantarlaşmaması için böyle bir şey yaptım. Bu şekilde bir akvaryum var. Tabii bu geçici. Akvaryumu buraya alacağım. Hatta benim 1 metrelik bitkili akvaryum vardı. Eski takipçilerim bilir. Onu ben ikiye böldüm. Bütün camlarını ayırdım. Bunu güzelce temizleyip tekrardan silikon çekip akvaryumu aktif hale getireceğim. Yine balıklar gelecek arkadaşlar. Yeni güzel türler, hatta monster akvaryum bile yapmayı düşünüyorum. Çünkü devasa akvaryumlarım gelecek. 2 tane. Yaklaşık 370 litrelik bir tank geliyor. 2 adet. Yandan saplı. Gerçekten güzel bir şey olacak. Bu yunusları direkt oraya aktaracağım. Yavruları da buraya aktaracağım. Burada üretimhane olacak. Öyle söyleyeyim. Odam tamamıyla üretimhane olacak. Çok güzel bir tür daha gelecek. Onun da sürpriz olsun diye istiyorum. Yani arkadaşlar kısacası bu. Yani balıklar çok zor üreyebilen balıklar değil. Yani akvaryumun lipstesi gibi ciklet türlerine düşünebilirsiniz. Bu dediklerimi yaparsanız yavru almama ihtimaliniz %0. Yani bir balıktan yavru alacağım diye çok uğraşmayın. Çünkü alamazsınız. Kendi hallerine bırakın. Yemine verin.
suyunu değiştirin, filtresini değiştirin. Çok fazla kurcalamayın akvaryum suyunu falan. Dekorları asla değiştirmeyin. Dekoru alıp buradan buraya, buradan buraya almayın. Bu strese sokar. Akvaryum ortamını değiştirmeyin. Nasıl kurduysanız o şekilde dursun. Zorunlu olmadıkça akvaryum içine müdahale etmeyin. Bunlar nasıl bizim evimizi değiştirdiğimizde alışamıyorsak, bu da bunun evi. Bunu alıp buraya koyarsanız buraya alışma süreci olacak. Ve bu süreci siz uzatmış olacaksınız. Lütfen bunu yapmayın. Kendi akışlarına bırakın. Bu dediklerimi yapın. Eğer balıklarınızın üreme boyunda ve üreme yaşında ise zaten ister istemez yumurtlayacaktır. Ben şu an üremelerini istemiyorum mesela. Burada yaklaşık 50-60 tane yavru var. Belki geçecek. Burada 140-150 tane yumurta var. Daha fazla belki de. Ben bu kadar yavruyu ne yapacağım? Mecburen büyütüp satmam gerekiyor. Bu kadar da fazla üretmeye çalışmayın. Bir yumurtlamada 100-150 tane yumurta veriyor. Baş edemezsiniz, öyle söyleyeyim. Siz akışına bırakın, bu dediklerimi kısaca yapmaya çalışın. Balıklarınız zaten size uygun yumurtaları, uygun yavruları size sunacaktır. Daha sonra bu şekilde bebekleriniz olup sizler de yavrularınızı büyütmeye çalışacaksınız. Kendi hallerine bırakın, dediğim gibi çok güzel yavrular alacağınıza eminim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.